Ali Bekle Sena bakayım. hayran diye biri diyor ki Ali'ye selamlar tanıyacak mı beni diyor. Sena kim? Salak ne bileyim ben. Seni 4 dakika önce takip etmiş. Ben nasıl tanıyayım? Ne Bana bileyim selam oğlum söyle. belki yıllar önce terk ettiğim biridir. Abi öyle değil. Ya İbo, ben de hızlamadım. Öykü bana zorla dedi ki sen dedi yayında Sedat dedi çok şarkı soruyorlar dedi. Ben dedi Kral TV sponsorluğunda dedi sana böyle bir şey paylaşabilirim dedi. Ben de dedim olur. Seha bu kim amk? Renas git senin de her yayına aynı gelme vuracağım ağzına yollayacağım şimdi senin. Git İbo'nun yayını izle ya. O zaman sen Öykü'yü davala olur. Ümit davala. Anladın mı İbo? Tonlamadan şaka yaptım anladın mı artık? Yani bir üst boyut ya. Yani bak kelimeden de değil tonlamadan şaka yaptım. Ya ne zaman şu yayına girsem aboneniz bitti yenileyin. Sesi mi yüksek Discord'un? Bağırma. Ha, bağırma İbo. Abi. Sen yapma bari 70 yaşında adamsın ya. Sesi mi yüksek Discord'un? Aleyküm selam Dunca Beyler aleyküm selam. Abi Aku abinin sesi gelmiyor. Yok oğlum çünkü adam. AI ile Aku'yu mu yaratayım ne yapayım? Yavrum gideceğin yere kadar bırakayım mı? Bura FTB mi normal mi? Hel hadi bir düşün. Üstün zekanı bir konuştur bakayım. Ya şu sala modluğunu alsana ya. Bu nasıl seninle mod ya? Bu ne la? Bu ne? Adam FTB mi diye soruyor bunu. Ha şey istirek. Tekmele onu. Bu ne lan? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Emir sen onu her hafta sanıyorsun. Ben aydan aya yayın açıyorum amına. Adamın zaman algısı karışmış. Nasıl yayın açmıyorsam? Adam ikiye giriyor. Niye ben geldim almaya mesela değil mi? Mesela abi dönüyorsun şu an. Ya Mako'nun bu versiyonu uzun zamandır gelmiyordu ya. Ahmet düşüyor. Ahmet'e bir hit. Ben alayım. Yaralayayım zaten. Abi adam ikiye giriyor mesela. It's time for Yamaoka. Ya Dust 2 bile geri geldi. Şu map artık s**sin gitsin şu oyundan ya. Görseli falan bir iç karartıcı bir map gerçekten bak ya. Ya Mahan n**na koyayım diye bir lafım vardır benim bildin mi o lafı? Ben n**na cen yaparsan İbo. Ben gidiyorum de maymun. Ben geliyorum bu n**na. gel a**a benim en başta bana git de ben de gideyim. Burada hızlanayım la. Ya map'in spotlarından ziyade şimdi spotlarına çok ağlayamam. Fazla kötü değil bence dengeli ama çok iç karartıcı bir havası var. Benim canımı sıkıyor map. Bu ne oğlum? Karaktere haciz gelmiş lan. Bugün İbo'nun yayında da 4 kere geldi. Artık 6 tane baltamı ne taşıyor? Gittim Ahmet. Ananı s**. Ben gidiyordum. Ben gittim bay bay. İnş ölürsün orada. Asıldım. Kale tıkırmadı. Devam ediyor. Çek yoktu. Bu ara çan. Lan! Allah! O k**** beni. Ya bu Rabbül Alemin öldük. Onu anlamadım ben. İbo manyak İbo. Bir planım var. Adam aldı dur. Tamam yaptım planımı. İbo mu tanılıyor? Ya ne oluyor nereye oo, atıyor? Oluyor buna. Oğlum ne oldu ya? Elemanı kime attı da beni de tallıyor sağa sola. Adam herkese saldırıyor şu an. Gelip ayıldayım. Enes nereleri kayboldu valla bakılıyor ya. Geçen gruba 8 ay sonra mesaj attı onu da yanlış yazdım. İyi baramlar yazdı. Oğlum bana körlük vermiş bu İbo. Ne kör adam. Bura nereye amına? Oo, bir tane palet indireyim artık. Amını sikti. İbo buraya mesela iyi rap kırmızı efekt yedin şu an. Merhabalar video. Oğlum totem yok mu bir tane ya? Harbi ben de aradım da bulamadım. Yeni geldi. İbo'yu iki kere kurtardın sonrasında nasıl bir götüm var ya? Oğlum şurada mümkün değil beni görmesi ya. Gereksiz çalı var ya map'te çok fazla gereksiz çalı var İbo. Bunları bir budamak lazım. Mesela burada boş bir map anladın mı? Orada mı dönüyorsun? Devam ediyorum oyuna bakayım. Hadi lan oradan. Benim niyet yapıyorum ya. Hangi jeni yapıyorum lan oraya gelin lan. Abi nerede çekin yanında hemen window'un. Ya. Köpeğe geldim. Şu spotta hep bunu yaşıyorum oğlum yine köşeye bir yere sıkıştım ya. Abi tren mod çıksın alamayalım sen de öl ben kaçayım. Hani şöyle bir şey yapacağım. Allah'ım inşallah çevirli tabutu yoktur. Balsana beni be. Heal'lanıyorum. Beni bıraksana heal'lanayım çıkayım. Dolabı açmadan çıktım ben de biliyor musun? Benim. Rahat biter sakın bırakma. Birimizden biri gidecek bu ayrılısı artık. Çık. Ana. Niye bu kadar akıllıyım ya? Bu sorunun cevabını sana söylemek isterdim ama. Ha, ne oldu? Yine takılacağım gibi buraya.
Oğlum hiçbir şey de yemiyor adam maşallah ya. Benim yapacağım hamleyi benden önce biliyor adam. Az önce buradan dümdüz geldi respect atmadan. Şimdi de yandan dolandı. Gerçekten yapay zekaya karşı oynuyor gibiyim ya. Yani fena maç değildi tabi. Ali biraz salak gibi öldüğü için çok erkenden. Abi Slipknot'un solistinin konserine gidecek misin? Corey Taylor'ın mı? Yok gitmeyeceğim. Nereye geliyor? Kırşehir'e mi? Aynen. Kımız içecekmiş. Powerwolf seviyorum da uzun süredir dinlemiyorum ya. Biraz daha klasik metale 80'lere 90'lara kaydım. Fırsat penceresi için Kate de önemli. Evet ama o biraz yeni başlayanlar için. Ya aslında fırsat penceresi her aşamada kullanılabilecek bir perk ya. Çünkü bir spotta tamam hani spotu ezbere biliyorsundur. Tamam orada palet olup olmadığını biliyorsundur. Ama o paleti daha önceden birisi yemiş mi yememiş mi onu bilemiyorsun sonuçta. O yüzden fırsat penceresiyle sarı bir şekilde görüp ona göre kendine bir rota oluşturabiliyorsun chase atarken. Bana Davut Güloğlu oynatıyorlar bu. Oooo 4KS. Lan default David. Default David değil, arkama bak, Devlet Bahçeli oldum. Abi ben paleti harcayacağım, bizimkiler seni flashla kurtarır. Ya da harcamayacağım, aldım hasarı gidiyorum. Ben manyak bir yerdeyim. Ahmet. Abi biri sana Tolga abi çok güzel yazmış. Yanlayabilir abi, dikkat et. Abi hasar aldıktan sonra spottan kaçamazsak ne yapacağız? Sıçtın. Ah lan Gusav Ceylan, geçmiş olsun. Bilirim o heyecanı, ben de okul takımındaydım. Ihh. Vallahi en kahpe oynayan oyuncular bu raid oyuncuları. Otur gene ya, hala heal diyor Nibo ya. Dolaba gir dedim de önümdeymiş. Aa hiç. Lan bir yerde hiç, bir yerde duydum ya. Allah. Evet evet. Dik gitsem kaçıyormuşum ya. Dik dur eğilme Ahmet. Niye lan? Ne bileyim. Oğlum karakter direkt tilt etmek için dizayn edilmiş, anladın mı? Gerizekalı. Ahmet sürenin sonuna kadar oyalarsan kaçtın sayıyoruz. Sayacağım mı lan gerçekten? Sayıyoruz Ahmetciğim. Hükmen galip. Bak buna bir kere daha atladıktan sonra ileride palet var. İnş yetişirim kankı. Gelmiş gibi lan buna. Neyse yetiştik. Kanka afas stun yiyecek. Oha ben bozuldum mu? Evet ulan ne ben bozuldur. Ben kafam yandı. Kapalı window'a fuck edene de. İşte anahtarın olaydı, hop açar giderdim. Adam. Ali Sena Hayran diye biri diyor ki Ali'ye selamlar, tanıyacak mı beni diyor. Sena Hayran kim? Salak ne bileyim ben. Ben nereden bileyim amını? Oğlum seni 4 dakika önce takip etmiş, ben nasıl tanıyayım? Bana ne bileyim oğlum söyledim. Belki yıllar önce terk ettiğim biridir. Ha öyle değil. Ha yine Yanas abiyse kim olduğu belli. Kim? Belalı herhalde ama ne Dur. Ali sapın var oğlum. Sapı öden hayır, adamı. Hayır öyle değil dur. Elif ya işte şu Elif'i biliyorsunuz mu? Yo kim o? Bir şey vardı ya, biri bana demişti bir ara. Ali hayranım var falan demişti. He. Ne yaptın Elif? Benim max flört yeteneklerim. Ne yaptın Elif ne ya, hayvan herif amına. Ne yaptın kardeş deseydin amına. Neyse arkadaşlar, özel bir durum, ben ilgilenmiyorum. Kalan 59 dakika diyor, ney bu? Oğlum ya. Orada biri var kral. Öleceğim mi, olur şunu yapalım. Oy adam tek yapıyor ha. Tamam adını sordum işte. Hak yapışmak demek ya. Hak. Sus git Elif'le konuş, muhatap olma benimle. Bana bak çocuğu arkamdan. Dırık diye kaldım. Yani benim buraya gelmesinin tam olarak alaka ve hüviyetini çözemedim. Ben bitiremiyoruz ya. Çünkü oyalayamıyor. Ahmet Tekin. Yanda bırakıp Jene gelese geldi yani. Azıcık füze ne yapayım, geleceğim dur. Sana gelesin abi. Tam beleş hit mi bek? Etrafımda dönüyor da. Mahvediyorum adamı, mahvediyorum. Ahmet ne yaptın, iyisin inşallah, artık Ali'nin fanı değilim. Ali geçmiş olsun, bir fanını kaybettim bro. Ah lan. Bak adam üzüntüden öldü. Ölme vakti. Totemleri götlerine mi soktu onlar, nedir bu totemler ya? Bir yıllama perk aldık. Toplayamadım ama. Lan. Vallahi ben uçan tekme atarım boşu pencereden bak. Nereden ittiye t***a koyayım. Ne dediniz o işe? Ben görmedim. Abi bugün ne oldu biliyor musun? Evet biliyorum. Kahinim ben. Vallahi kaşar. Kaşık diyor, ney bu? Oha. Aha kafamı kayaya vurdum lan. Ahmet ölüyor. Abi ben ölür müyüm ya? Biliyorum ama. Direkt herkes olacak dayı. Abi gel gelim hocam, geri gel.
Yana yana ben yandım. Nasıl yandım? Merdiven harici çıkışı var mı la buranın? Dışarı mı var? Dışarıdan yok herhalde. Bir bu nece konuşuyorsun sen? Buraya çıkışı nereden diyorum ya? Ahmet kardeşim gene geliyor. Ohohohoooo! Bitch! Get out of way! Nereye gitti la? Ananın. Ana, ehe. Baba başladı şova ya. Yani... Baba şova başladıysa killer'a geçmiş olsun. Ne oldu? Masaya yumruk geldi. Mouse'u kırdı net ya. Yoktu, bir tane daha mouse var mı oğlum? Onu nasıl ıskaladın? Aa, İbo öldü mü lan? Aa. Yoo. Ahmet, hiç yeme sakın. Uyyy. Bu neymiş lan? Summer's Rain çeviri bir aksilik olmazsa pazartesi gelecek. Şimdi o şarkının kendi orijinal klibi olmadığı için yapay zeka üzerinden görsellerle ve görselleri hareketli videolara çevirerek klip yapmaya çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim ben de. Pazartesi umarım atmış olurum. Hal Hawkins'in bak. Nerede o adak? Şu sivri ucu var ya, şurası bak. Üst kısımdan çıkıyor bak. Şura komple. Ha, aynen orayı diyorum. Abi sen logoyu diyorsun da. Sivri ucu. Onları ben yapmıyorum. Yine adamı kızdırmış gelir gelmez. Arada ya. Çeviri yapmaya çalışıyordum ve mute'ünü açtıramadım. Yine ne yaptın adama ya, gelir gelmez. Açım ya, ben şey açmıyorum. Şey yapmadı hala mute lan. He, mute'tu mu? La bili. Adını bir olsun lan. Ya hayır ya. Yayından sesim duyunca bana gelir lan aslında. Oğlum yana kaçsaydım. Mal gibi palette bekledim blok dediğim halde. Yayın bitene kadar Emir'in mute'unu aç da infolarını al, sonra geri mute'larsın. Alo abi. Emir'e altyazı ekler misin? Ekleyeyim kardeşim. Ben çevireceğim sana hocam. Yürü yürü yürü. Ne dedin ama? Abi. Daha geleli bir dakika oldu. Daha geleli bir dakika oldu diyor. Parantez içi sessizlik. Abone çevir. Netflix öyle çeviriyor. Netflix'te Mehmet ya. Geçen karttan 200 lira mı çekmişler amına koyayım. Netflix'in çektiğine emin misin? İbo'ya 200 bit geldiydi geçen amına koyayım. Ha? Olmaz. Yok ondan değil lan. İnşallah Netflix'tir amına. Benim de Amazon çekmiş. İbo, var mı senin Amazon aboneliği falan? Amazon benim var da benim karttan alıyor kral onu ya. Lazım olursa kullanıyorum. Bakiye kalmazsa falan. Bakiye kalmazsa senden çekeriz reis. Ya dümdüz atlasam atlıyormuşum kodumun. Gerçekten atlıyor muydun İbo? Vallahi atlıyordum ya. Yemin et lan. Vallahi diyorum ya. Amık dedin, çarpılıyorsun şimdi. Tolga abi, açtın mı benim YouTube'u? Açtım he. Ha iyi abi, adam. Abi adam bana getirdin ya. Geri kapatıyorum ben Emir'in sesini, gerekli bir info yok. Adam buraya geliyor lan. Adam buraya geliyormuş arkadaşlar, ben çeviriyorum. Çık bir amına koyayım. İbo çık bir diyor. Beni bloklama. Söyledim bunu ya. Amına koyayım. Söyledim bir de ya. Nerede Ahmet? Beni bloklama ha. Söyledim bir de ya. Abi tamam abi, kancaya da gelme abi. Tamam, eğirmiş bir de ya. Ben hangi mevsimi daha çok seviyorum? Sonbahar ve kış. La burada pencere menceli bir şey yok mu ya? Lan ne oldu? Tolga abi bana geliyor. Gel abi, gel aynen. Size dönüyor, geri dönüyor. Ya bak, benim yazı en büyük sevmeme sebeplerden birisi şu. Kışa çözüm var. Bir şekilde soğuk olsa bile, hani giysi miyse bir şekilde azaltabiliyorsun onu. Ama yazın dışarıdayken mesela istersen atletle çık dışarı, inanılmaz terliyorsun ve çok sıcak. Bir çözümü yok. Var mı bir çözümü? Hadi evde klima milima çözersin. Dışarıda hiçbir çözümü yok ki. Hayvan gibi terliyorsun. Yapış yapış. İğrenç yani. Aman aki. Kamuaga kral. Çok merak ettim. Yeni açılan bir kanalın gelişmesinden kastın ne mesela? Ana kanaldan tamamen konu olarak bağımsız. Bir haftada 500 abone olmuş ve sadece 3 video atmışım. Ne beklediğini Allah aşkına bana bir söylesene. Çok merak ettim yani. Şu an ciddiyetimle soruyorum. Sinirlenmedim, yanlış anlama. Sadece çok merak ettim ne beklediğini. Bir haftalık bir kanaldan ne bekliyorsun mesela? Tamam, ana kanaldaki kitleden zaten gelen oldu da, birincisi ana kanaldan tamamen bağımsız bir içerik. Yani orası mesela oyun kanalı olsaydı orası ve bir haftada 500 abone gelseydi az demeni kabul ederdim. Ama orası bir şarkı kanalı ve rock metal kültürü Türkiye'de çok gelişmiş bir kültür değil. Çok az bir kitlesi var pop'a göre, rap'e göre ve hani nasıl desem, böyle şey bir duyuru yapmadım. Büyük bir duyuru yapmadım. 3 tane, hatta 3 bile değil, 2 tane videonun arasında 10'ar saniyelik duyuru videosu attım. Direkt mesela duyuru şeklinde, bakın böyle bir kanal açtım diye video atsam, ki 1-2 hafta sonra onu da atmayı planlıyorum, biraz daha video yükleyeyim kanala. O zaman biraz daha fazla gelir, emin ol. Düz düşünmüşsün, ne yalan söyleyeyim. Çok düz düşünmüşsün yani. Çünkü mesela ben bu kanalda Tolga abinin ve İbo'nun da reklamını yaptım ilk kanal açtıklarında. Bir haftada direkt 1.5-2K oldular. Niye? Çünkü onlar oyun kanalı. Hani biraz şeyli düşünmek lazım. Detaylı, işin inceliği ve ben herhangi bir maddi gelir beklentisi olmadan yapıyorum bu işi. Çünkü çok sevdiğim bir şey. Şarkılar, rock metal türü, içeriği. Ya İbo'laştım pardon. Tamam, İbo'ya soktuğun için affediyorum seni. Ne oluyor oğlum, bu kim amına? Ahmet, şeşi geçtin lan Ahmet. Duymadın mı hiç? Yuh amına, peçin yanından mı geçtim? He, arkamdaydı az önce. Duymadım vallahi, konuşuyordu. Vallahi dürüst olayım, rock olmasa dinleyeceğim bir tür olmazdı.
Çok netim yani bu konuda. Ya bir kere arkadaşlar rock ve metal türünün hem yani tamam dinlemesi çok keyifli, okey hani kulağıma hoş geliyor falan tamam ama bir de anlattığı şeyler, verdiği mesajlar benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten hani aşkı anlatıyorsa da güzel anlatıyor, savaşı anlatıyorsa da güzel anlatıyor, toplumsal sorunları da güzel anlatıyor. Yani rap şarkısı gibi of her gün çektik of polisler peşimizde demiyor yani, ne bileyim hani şimdi rap dinleyenlere de saygısızlık etmek istemiyorum ama hatta tam bütün rap şarkıları da sonuçta bu şekilde, onlarda da gerçekten toplumsal konuları ele alan falan var ama bana en uzak tür pop. Öyle deme Tunol'da İfte Çakal konserine denk gelirse hatırlatırım. Öyle bir şey yaşanırsa beni orada bıçakla, bunu da kanıt olarak al, seni suçlu ilan etmesinler. Ben hiçbir zaman bir şey popüler diye o şeyi yapmam arkadaşlar. Yani işte o Çakal'ın konserleri full tutuyormuş, buraya gel zaman dur ben de gideyim demem. Asla demem. Yani bir şey sırf popüler diye o şeyden zevk almayacaksam yapmam yani hani. Çok kötü bir şey bence yani. Bu insanın kendisi olamaması demek bir kere. Ya zaten bütün dünya aynılaşıyor. Yani herkes aynı kişiliğe dönüşüyor gibi benim gözümde gerçekten ya. Bir şey meşhur oluyor, bir bakıyorum herkes onu kullanmaya başlıyor. Halbuki o şeyi kullanmaktan keyif almıyor. Sırf popüler diye yapıyor yani. Yok, kızlar genelde onlar diye bence bir cinsiyetçilik yapmayalım arkadaşlar. Bu iş tamamen karakter meselesi. Yani atıyorum 10 kızın 8'i böyleyse kalan ikisine haksızlık olur. Bu bir istatistik değil bence. Bu konunun istatistiği olmuyor ya. Bu konu tamamen karakter meselesi arkadaşlar. Yani 10 erkeğin 8'i böyledir ama kalan ikisi çok iyidir. O yüzden o 8 yüzünden kalan 2'yi yargılayamazsın. Ya da 10 kızın 9'u böyledir ama o bir kişi çok iyidir. Hani anladın mı? Bu tarz olaylara karakter açısından bakın. İşte erkekler aldatır, kadınlar aldatır. Erkekler yalancıdır, kadınlar yalancıdır diye bence genellemeyin. Bu tarz konularda genelleme yanlış. Tamamen karakter meselesi. Erkek de aldatır, kadın da aldatır yani. Ayrımcılık yapılmasına gerek yok bence. Bu tamamen %100 karakter meselesi. Başka hiçbir şey, hiçbir istatistiğe tabi değil bence yani bu konu. Aldatmak affedilebilir mi peki? Bence edilemez. Ben etmem yani. Ya eden kişi de bence sırf hani bu kişi benim hayatımda olsun yeter ki bana ilgi versin kafasında eder karşıyı. Çok sevdiğini düşünmüyorum öyle bir şey eden kişinin. Ha gelişe bak salak. Oğlum bu ne? Oğlum ne oluyor? Oğlum bu kim a**k? Kafasına ya, sıçtığım ya. İlk defa karşıma geliyor bu adam. Sen ince daha baktıydın lan bu ne a**k? Öldüm. Oğlum beni burada öldürür ki. Bu oyuna bir aktör ekleme şansın olsaydı bu kim olurdu? Johnny Depp. Çok severim. Ya Kaan şimdi bir kere hiçbir bahanenin, hiçbir sebebin sonu aldatmaya çıkmaz. Onu söyleyeyim. Yani işte atıyorum karşı taraf sana kötü davranıyor ya da ilgisiz davranıyor. Bunun karşılığı aldatmak değildir. O zaman ayrıl o kişiden yani. Ve seni seven bir insan karşı cinsten başkasına ihtiyaç duymaz zaten. Benim şahsi fikrim bu. O yüzden bence aldatmak affedilebilecek bir şey değildir. Eden etsin yani ne diyeyim. Oğlum yeter artık ya. Abo. Aha. Palet dönsün Ahmet, palet dön. Ben kaldırırım şey yaparım. Vallahi şansa bala çok güzel bir dodge attım. Oğlum ne ara buradan dolandı? Hiçbir şey görmedim. Ih, çok iyi lan. Tipine sıçtığım ya. Yana yana ben yanda. Hop dodge. Tamam toparladık toparladık. Az önceki iğrenç oynayışımızı toparladık. Bir film veya diziden oyuna gelmesini istediğim bir katil var mı? Var. Bunu hep söylüyorum. Three Finger, Wrong Turn filmindeki, Korku Kapanı filmindeki ve Terrifier filmindeki Art. Necat İşler gelsin killer olarak olur. Necat Sikişler. Ben de değil. Çünkü ben de abi anlıyor musun ha? You know? You know? Emir'in gülüşünü de çevireyim mi arkadaşlar alt yazı olarak? Ihık ihık yaptı şu an. 2 ve 8 modda Temmuz'da geliyor. Zalim mi? Dezansı şarkısı değil mi ama? Beni bir... Ooo! Güzel, hiç beklemiyordum. Ben Tolga abiyi alacağım. Bak Tolga abi görüyor musun? Ya oğlum killer'ın suratı acayip sinirim bozuyor. Ya ne oluyor? Aaa beni blokli. Kaçtım. Bunu çok iyi blok. Ben ambere kasıyorum. Ne düşürecek mi o? Beni asar herhalde. Ama Ahmet öldürmek istiyor herhalde. Anlamadım ne yapıyorum. Ahmet de hala. Ha üstümde şu. Yani kaldım burada. Adam Barov'a vurur paleti yemeyeyim dedim. Vurmadı. Kaldım öyle. Vallahi arkadaşlar böyle aşırı korktuğum bir film yok benim ya. Biz genelde ekiple izlediğimiz için bir şekilde o korkunç ortamı bozuyoruz yani. Ama lanetli mesaj olması lazım. Güzel jumpscare'leri vardı. Abi parayı bu kadar az umursamanın sebebi ne? Bilmiyorum, küçük şeylerle mutlu olabildiğim içindir belki de. Arkadaşlar şöyle, paranın mutluluk getirmesinin tek olanağı seni özgürleştirmesi. Yani kıyafet mi alacaksın? Anında sahip olabilirsin. Bir kitap mı alacaksın? Anında alabilirsin. Canın gezmek mi istedi? Gidip hemen şehir dışına gidebilirsin. Yani para seni özgürleştirir, bu yüzden mutluluk getirir. Onun harici çok bir işlevi olduğunu düşünmüyorum yani hani çok da felsefe yapmayayım şimdi.